Büyük fikir işçisi Cemil Meriç, 1916 yılında Hatay Reyhanlı'da doğdu. Okula Reyhanlı Rüştiyesi'nde başladı. Antakya Sultanisi'ne devam etti. İstanbul Pertevniyal Lisesi'nden mezun oldu. Hatay'a döndü ve bir süre öğretmenlik yaptı. 1940 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı bölümüne girdi. 1946 yılından itibaren aynı üniversitede okutman olarak çalışmaya başladı. Sosyoloji bölümünde yıllarca dersler verdi. Bu dönemde çok okuyan, okuma notlarıyla onlarca defter dolduran Cemil Meriç, bir yandan da çeşitli dergi ve gazetelere makale, inceleme ve tercüme yazıları yazdı. Yeri hep kütüphane olan Cemil Meriç, 1955 yılında 38 yaşındayken gözlerini kaybetti. Uzun süren tedaviler bir sonuç vermedi. Ama onun olağanüstü çalışma ve üretme temposu hiç düşmedi. 1960'lı yıllardan itibaren bir yandan Batı edebiyatından çeviriler yaparken, bir yandan da Hint düşüncesi ve edebiyatı üzerine yoğun çalışmalara girişti. Bir Dünyanın Eşiğindeki çalışması 1963 yılında tamamlandı. Bir kitaba bir kıtayı sığdırmak. Neden olmasın? Bir damla suda bütün deniz yok mu? Hint, bir kitabın ilk cümlesi. Onu sizler için yazdım. Okursanız birkaç cümle daha yazarım. Bu yıllarda fikir ve sanat kavgasının dışında kalan Cemil Meriç, okumalarında daha çok Doğu ve Batı ile mukayese yaptı. Meriç, Batı için akıl, Doğu içinse duygu kelimelerini kullandı. 1967 yılında Saint-Simon, ilk sosyolog, ilk sosyalist isimli kitabı basıldı. Tıpkı Hint edebiyatı gibi Saint-Simon da putları yıkmak için kaleme alınmıştı. 1974 senesinde İstanbul Üniversitesi'nden emekli oldu. Yıllarının birikimini ard arda kitaplaştırmaya girişti. Bu yıllarda Fil Dişi Kulesi'nden çıkan Cemil Meriç, eserlerinde 150 yıldır gölgeler aleminde yaşayan ve insanından kopan aydının trajedisini dile getirmeye başladı. Bu trajedinin izleri peş peşe yayınlanan Bu Ülke, Umran'dan Uygarlığa ve Mağaradakiler isimli kitaplarında görülmektedir. Bana öyle geliyor ki, hayat denen mülakata bu kitabı yazmak için geldim dediği Bu Ülke, Meriç'in eserler dizisinin önemli bir halkası. Umran'dan Uygarlığa ise, çağdaş uygarlık düzeyinden medeniyetlerin ölümüne, Osmanlı devlet adamlarından büyük siyasi eserlere kanat açan geniş soluklu ve güncel bir çalışmadır. Bütün Kur'anları yaksak, bütün camileri yıksak, Avrupalının gözünde Osmanlıyız. Osmanlı, yani İslam, karanlık, tehlikeli, düşman bir yıl. 1981 yılında Bir Facianın Hikayesi isimli kitabı basıldı. Bu eser Osmanlı'nın hikayesini anlatır. 1983 yılında Maxim Rodinson'un Batı'yı Büyüleyen İslam adlı eserini Türkçe'ye kazandırdı. 1984 yılında Işık Doğu'dan Gelir adlı kitabı yayımlandı. Bu eserde Doğu kütüphaneleri, Kitab-ı Mukaddes ve İslam'ın kozmolojisi gibi önemli konular üzerinde durmaktadır. Aynı yılın Ağustos ayında bir beyin kanaması geçirdi. 3 ay süren tedaviden sonra taburcu oldu. 1985 yılında Kültür'den İrfana isimli eseri yayınlandı. Kültür, İrfan'a göre katı, fakir ve tek boyutlu. İrfan, insanı insan yapan vasıfların bütünü. Batı, kültürün vatanıdır. Doğu, irfanın. Bir kelime kurucusu olan Cemil Meriç, 1987 yılında İstanbul'da vefat etti. Karacaahmet mezarlığına, eşinin yanına defnedildi. Bu kültür abidesinin bütün eserleri külliyat olarak bugün basılmış durumdadır. Bu eserler arasında günlükleri ve mektuplarını içeren jurnal, konferanslarının ve konuşmalarının toplandığı sosyoloji notları ve konferanslarla 40 ambar önem arz eder. Yakın dönem düşünce tarihimizin bir özeti olan Cemil Meriç ismi, bir tefekkürün, bir irfanın, bir çilenin ve bir tecessüsün sembolüdür.